Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Pırıl'la Her Tel Dene, hoş geldiniz. Abone sayımız hızla artıyor. Ben daha 250. abonemizi kutlamak için yayın çekecekken şu anda 320'lerdeyiz. Ne oluyor anlamadım. Gerçekten inanılmaz büyük bir mutluluk benim için. Daha fazla artması için abonelerimin neler mümkün? Eğer beni ilk defa izliyorsanız, kanalıma abone olabilirseniz çok sevinirim. Kanalın içeriğini bilmeden kanala nasıl abone olacağım diyorsanız her şey var içinde. Tarot bakımı var, abajur yapımı var, kitap yorumu var, böyle dertleşme videoları var, kendi hayat tecrübelerime dayanarak tavsiye verme videoları var. O yüzden tamamen size kalmış ama emeğimizin karşılığı YouTube'da sadece abonelik ve like'la oluyor, yorumla oluyor. Eğer bunlardan birisini yapabilirseniz çok sevinirim. Bazı arkadaşlarımız videoları hemen izleyip kaçıyorlar. Abone olmasanız bile videolarımı izledikten sonra sadece bir tuşa basarak kanalıma katkı sağlayabilirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Çünkü benim için inanılmaz büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Yeni abonelikleri görmek, yeni like'ları görmek, yeni yorumları okumak inanılmaz keyifli. Gerçekten. Evet. Ay gözüme bir şey kaçtı. Bugün konuyla da çok alakalı. Ay gözüme bir şey kaçtı. Gerçekten bir şey kaçtı. Bugün sizlerle yine biraz dertleşeceğiz. Yine biraz konuşacağız. Bu arada arkadaki dolabı ben yaptım. Yani şöyle tasarımını falan ben yapmadım da hazır aldım paneller halinde. Yıldız tornavidan bile olmadan sadece normal tornavidayla montajını ben yaptım. Alttaki dolabında keza öyle. Burası benim mutfağımdan küçük bir köşe. Bugün sizlerle ölüm acısından bahsetmek istiyorum. Ölüm acısı nedir? Nasıl geçer? Ölüm nasıl bir süreçtir? Bunların hepsini yaşadığım için kendi hayatımda. O yüzden bir yerde eğer şu anda ölüm acısıyla boğuşan birisi varsa diye bu videoyu çekmek istedim arkadaşlar. Tarifi olmayan bir süreç olduğunu söyleyebilirim kesinlikle. Ben hani aile büyüklerimi kaybettim evet ama son birkaç yıl içinde babamı kaybettim, teyzemi kaybettim, anneannemi kaybettim. Çok sevdiğim bir arkadaşımın intiharıyla sarsıldım, doğum günümde intihar etti. İşte bu ay bir yıl olacak. Başka arkadaşlarım diğer hastalıklardan kaybettim ve ölümü çok sorgulamaya başladım açıkçası. Yani çok ilginç bir süreç. Özellikle bizde travma yaratan kısmı ani ve beklenmedik ölümler. Mesela ben babamla akşamüstü futbol maçı izliyordum. Maç yorumları izliyordum. Ve akşam ölüm raporunu imzaladım. Şimdi şöyle bir laf vardır. Büyük acılar sessizdir diye. Büyük acılar gerçekten çok derin bir sessizlik içinde yaşanıyor. Şöyle bir şey açıklamak istiyorum. Ben aynı zamanda oyunculuk okudum. Bilkent Üniversitesi'nde bir yıl tiyatro bölümü okudum. Oyunculuk eğitimi almaya başladığınız zaman içinizde bir düğmeye basılıyor. Ve her şeyi hayatla ilgili ama her şeyi gözlemlemeye başlıyorsunuz. Bu gözlemleme de şu şekilde oluyor. Yolda yürüyen bir insanı en basitinden gözlemliyorsunuz. Yeni doğum yapmış bir anneyi, onun halini, tavrını gözlemliyorsunuz. Yakınını kaybetmiş birini gözlemliyorsunuz. O yıl ben Bilkent'te okurken bir arkadaşımız annesini kaybetmişti. Annesi vefat etmişti. Onu başsağlığı için aradığımda dedi ki, Pırıl dedi, öyle bir düğmeye basmış ki içimizdeki oyunculuk eğitimi. Ben annemin ölüm haberini alacağımı bildiğim anda hemen o düğme açıldı ve ben bu habere nasıl karşılayacağım, ne tepki vereceğim, yanımdaki insanlar ne tepki verecek şeklinde oldu dedi. Ve haberi aldığımda dondum dedi. Dondum ve kaldım öyle dedi. Ama çevremdeki herkes ağlıyordu, bağırışıyordu. Hani bir insanın çocuğundan başka kimse onun için o kadar çok üzülemez elbette. Ama çevredeki insanların acıları evlada karşı birazcık daha hafif olduğu için onlar rahat rahat bağırabiliyorlar, ağlayabiliyorlar. Ama evlat olduğunuz zaman ağlayamıyorsunuz da bağıramıyorsunuz da donup kalıyorsunuz.
Bana böyle bir şey söylemişti. Onu ben kafamda yer ettirdim bir şekilde. Sonra hatta Al Pacino ile alakalı şöyle bir şey okudum. Tiyatro sahnesinde bir temrin yaptırılıyor. Tiyatro çalışması yaptırılıyor her bütün oyunculara. Al Pacino da onların arasında. Sahneye çıkan her oyuncudan şu isteniyor. Bir telefon var. Telefon çalıyor. Annen ölüm haberini alıyorsun telefonda. Ne tepki verirsin? Herkes bağırıyor, çağırıyor, kendini yerlere atıyor. Acısını çok dışa vurumcu bir şekilde yaşıyor herkes diyeyim. Bir tek o saniye Al Pacino çıktığında telefonun ahizesini açıyor. 15 saniye tek bir noktaya bakıyor ve orada bitiriyor temrini. İşte Al Pacino bu yüzden gerçekten çok iyi bir oyuncu. Çünkü gerçek hayatta olanı bir tek Al Pacino yapabilmiş o sahnede. Ben de o arkadaşımdan yaklaşık bir yıl sonra babamı kaybettim. Birdenbire hani acil serviste güvenlikler koştu, doktorlar koştu. Ben orada anladım kötü bir haber alacağım. Artık kapıda bekliyorum. Diğer ailem, yakınlarım da yanımdaydı. Ve düğmeye basıldı içimden. Ne tepki vereceğim, ne olacak? Etrafımdakiler ne tepki verecek? Ve doktor kapıya çıktı. Şöyle oldu, böyle oldu. Kurtaramadık maalesef. Başınız sağ olsun dediğinde dınk diye donup kalıyorsun. Ama gerçekten çevredeki herkes ağlayıp bağırınıyor. İşte kuzenim yumruğunu duvara vurup avucunu kanatmıştı. Onu çok net hatırlıyorum. Herkes çok kötü bağırıp ağlıyordu. Bana gelip sarılıyorlar ama ben bir tepki veremiyorum. Çünkü o andan itibaren babasızım. Babam yok artık. Ve işin kötüsü birkaç saat önce biz birlikte futbol yorumları izliyorduk. Gerçekten o sırada en büyük acı kiminse o kişi donup kalıyor arkadaşlar. Siz de eğer benzer bir şey yaşadıysanız Allah herkesi çok gecinden versin tabii ki de. Ama acısı en büyük olan kişi en derin sessizliğe gömülen kişi oluyor genellikle. Gerçekten anlayamıyorsunuz. Hani birkaç saat önce yanımdaydı, kanlı canlı konuşuyorduk. Şimdi ne oldu gibisinden. Keza arkadaşların kaybı da öyle. Özellikle genç ölüm olduğu zaman hani onunla birlikte paylaştığınız, gezdiğiniz, tozduğunuz, güldüğünüz, eğlendiğiniz günleri hatırlıyorsunuz kesinlikle. Ama artık yok. Nereye gitti? Şimdi ölümden sonrası bizim işimiz değil. Çünkü hep bir laf vardır. Gidip de gelen olmadığına göre orada ne olduğunu bilemeyeceğiz. Nereye gidiyorlar? Hiçbir fikrimiz yok. Umarım güzel yerdedirler hepsi. Bütün kaybettiğimiz yakınlarımız. Şimdi burada giden gitti artık ve bizim üzerimize kendi iyiliğimiz için, çevremizdekilerin iyiliği için çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Biz artık iyi olmaya bakacağız. Ben gerçekten babamın ani kaybının acısını hiçbir şekilde içime atmayarak yaşadığımı söyleyebilirim. Hiçbir şekilde kontrollü davranamadım, içime atamadım. Çünkü çok büyük bir travma yaşıyordum. Ve babamın vefatı doktor hatasından dolayı kaynaklanmıştı. Eminim o doktor da öyle olmasını istemezdi. Kendisini de affettim. Ama şöyle, size verebileceğim tek tavsiye, lütfen acınızı halının altına itmeden yaşayın. Yani ben gerçekten herkesle konuşuyordum. Taksiye bindiğim zaman taksi şoförüyle konuşuyordum. Ya ben babamı kaybettim, canım çok yanıyor. Köşedeki bakkal amcanın yanına gidip bir tabure çekiyordum. Doğan abi benim babam öldü, benim çok canım yanıyor. Çünkü ölüm acısı o kadar ortak bir acı ki başına gelmeyen yoktur. O yüzden canınızın yandığını insanlarla paylaştığınızda, kim olursa olsun, duygusal dünyanızı insanlarla paylaştığınızda o kişiler zaten sizi bağırlarına basmaya hazırlar. Size kendi tecrübelerinden bahsetmeye hazırlar. O yüzden duygusal dünyanızı kesinlikle dışarıdaki insanların empatisine açmanızı öneriyorum sizlere. Ben hatta şöyle kötü bir anım var. Babamı kaybettik. Bir mezar yaptırmamız gerekiyor.
Mezarlığın yakında da bir mezarlık showroom'u varmış. Böyle adını duyduğumda da acım var ama çok gülmüştüm. Mezar showroom. Bir girdik içeri, bir daire gibi bir yer ve her yer örnek mezarlar böyle. Bir an başım döndü, dedim ne oluyorum? Ağlamaya başladım orada. Sonra dükkanın sahibi geldi bana, dedi ki kızım ne istersen git kendini şuradaki tepeden aşağı at. Var mı çaresi? Yok. Orada ben bir aydınlandım. Var mı çaresi? Yok. Bir, şuna karar verdim. Acımı sonuna kadar yaşayacağım. Asla halının altına itmeden. Acım azalmaya başladığında da kendim dimdik ayakta duracağım. Şimdi herkes için ölüm acısının, yani yasın süreci çok farklı oluyor gerçekten. Benim için yaklaşık bir nasıl diyeyim? 3 sene bayağı derin bir yas içerisinde yaşadığımı söyleyebilirim. 3 sene derin bir yas tuttum babamla ilgili ve acımı kendimi yerden yere atarak, kendimi çok kötü hırpalayarak çok dışa vurumcu bir şekilde yaşadım. Yani çevremdeki insanlar zaman zaman çok şikayetçi oluyordu bundan tabii ki de. Ama benim acımı geçirme şeklim buydu. Ve bu şekilde yaşadığım için acımı asla ve asla pişman değilim. Herkesle konuştum, herkesle paylaştım, herkese anlattım. Sosyal medyadan yazılar yazdım, paylaştım. Ve hatta insanlar şunu dedi. Babası ölen insanlar 2 gün içerisinde nasıl kendine gelip de acaba sosyal medyadan acıklı acıklı bir şekilde bunu duyuruyorsunuz tarzında şeyler söylemişti. Hiç kimsenin ne dediğini umuruma katmadan, hatta biliyorsunuz insanları nasıl sınır çizersiniz diye de bir videom var. Onu mutlaka izleyebilirsiniz. İnsanların dediklerini çok önemsememek için. Her şeyi paylaştım, anlattım, ağladım, güldüm. Babamın en sevdiği şarkıları dinleyerek acı çektim, sevindim. Onun en sevdiği restoranlara gidip, en sevdiği kafelere gidip onu andım. Ailemle ve arkadaşlarımla. Ve sonradan şunu fark ettim. Evde her yerde onun fotoğrafı var. Onunla alakalı bir anı var. Kumandaya uzanıyorum, fotoğrafım. Buzdolabımı açıyorum, fotoğrafı. Her yerde onun hatıraları, onun anıları, onun fotoğrafları vardı. Sonra bir tanıdığım dedi ki, sevgili Ela, Pırıl dedi, sen dedi bunu unutmamak için elinden gelen her şeyi yapıyorsun, farkındasın değil mi dedi. Ben orada anladım. Yasımın artık sonundaydım. Ama bu yastan psikolojik olarak çıkarım neydiyse, o çıkarı bırakmamak için babamın görüntüsünü, fotoğrafını, anılarını, eşyalarını her yerde tutmaya yeminliydim. Bir gün karar verdim. Babamla ilgili evimde ne varsa her şeyi kaldırdım. Çok özel bir yere koydum. Ve onlarsız yaşamaya alıştım. Ve orada anladım ki o içimin cayır cayır yandığı yas süreci geçmiş. Ve ben bunu kendi kendime biraz uzatmaya çalışıyormuşum. O yüzden arkadaşlar, sizlere burada kesinlikle tavsiyem. Eğer bir yas içindeyseniz, kaybettiğiniz bir yakınınızla ya da sevdiğinizle alakalı olarak, lütfen bunu sonuna kadar yaşayın. Tamam mı? Bu gerçekten çok önemli. Çünkü eğer yaşamazsanız 10 yıl sonra kendinizi yerlere atıp onlar için ağlarken bulacaksınız kendinizi. Bu da çok doğal. İnanılmaz insancıl bir şey. Yapabilirsiniz ama o yas içinizden çıkmadığı sürece orada bir kor sürekli döne 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 yanacak. Bu koru lütfen yasınız tazeyken, o maksimum ilk 3 yıl içerisinde deri gibi kendinizi ifade ederek dışarıdaki dünyaya içinizden atmanızı tavsiye ediyorum. Acınızı sonuna kadar yaşayın. İçinizden yerdeki halıları mı tırmalamak geçiyor? Tırmalayın. Kendinizi yerden yere vurun, ağlayın. Yazı yazın. İçiniz nasıl boşalacaksa öyle yapın arkadaşlar. Sonrasında diyelim ki bir 3 yıl geçti. Artık onların, kaybettiğiniz yakınlarınızın fotoğrafları, anıları, görüntüleri hepsinin sizden uzak bir yerde olmasını sağlayın. Çünkü esas o zaman anlıyorsunuz. Ben galiba kendimi biraz fazla bu işin içinde tutuyorum diye. Mesela benim çok tanıdığım var. Çok fazla dışa vurumcu bir şekilde yaslarını yaşayamadıkları için sanki hala kaybettikleri yakınları yanlarındaymış gibi yaşıyorlar. O günleri onlarla geçiriyorlar. Onlar yanlarında değilse onlarla ilgili yazılar yazıyorlar, ithafta bulunuyorlar. Bu da çok insancı ama burada şu var, yas çok uzun sürüyor, gereksiz uzun sürüyor. Ben hani
Hayatınızda tanıyıp tanıyabileceğiniz en duygusal insanlardan biriyim. Ben bile bunu 3 yıl içerisinde atlattıysam herkes atlatabilir. Şimdi şunu da altını çizmek istiyorum. Diyelim ki yasanız çok yeni. Eyvah, benim önümde kocaman üzüntü dolu 3 yıl mı var diyeceksiniz belki. 3 yıl yok. Bu sizin için 6 ay olabilir. Sizin için 1 yıl olabilir. Sizin için 5 yıl olabilir, bilmiyorum. Fakat lütfen acınızı sonuna kadar yaşayın. O içiniz bir boşalsın. Söylemediğiniz tek bir söz, dökmediğiniz tek bir gözyaşı kalmasın. Ondan sonra o kişiye ait olan her şeyi ortadan kaldırın ve yaşantınıza devam edin. Ben şu anda bunların hepsini yaptığım için rahmetli babam çok güzel, çok tatlı ama bir o kadar da uzak bir anıdan ibaret. Eminim ki hayatta olsa kendisi de bu şekilde yaşamamı isterdi. Bundan %100 eminim. Çünkü hiçbir ebeveyn arkada bıraktığı evladının nasıl söyleyeyim çok gözyaşı döküp kendini yerden yere atmasını elbette ki istemez ömrü boyunca. Benim çocuğum yok ama kesinlikle bir çocuğum olsa benden sonra hayatta kalabileceği en mutlu ve en sağlıklı ve en keyifli şekilde kalmasını isterdim. Emin olun ki ebeveynlerinizin de isteği, kaybettiğiniz ebeveynlerinizin isteği de kesinlikle bu yöndedir. Bu benim için 3 yıldı, sizin için 6 ay olabilir, sizin için 1 yıl olabilir. Bunların hepsinden çok daha kısa olabilir. Hepimiz insanız ve duygularımızın devamlılığı çok göreceli. Ben sadece burada size kendi tecrübemi anlatmak istedim. Şu anda eğer bir ölüm acısıyla boğuşuyorsanız ve kendinizi yalnız hissediyorsanız ben buradayım. Bana istediğiniz zaman yazabilirsiniz. Hepsini okuyacağımdan emin de olabilirsiniz. Ama geçiyor. Geçiyor. Zaten her acı ilk günkü gibi kalsaydı kafayı yerdik. Hiçbirimizin normal insanlar olması mümkün değildi. Hepimiz kafayı yerdik. Mutlaka geçiyor. Ama eğer sıkıntı şuradadır. Aradan 2 yıl geçti, 3 yıl geçti, 5 yıl belki de 10 yıl geçti. O ilk günkü kor halindeyse içinizde eğer bu acı, orada mutlaka bir destek almanız gerekli. Terapiden asla kaçmayın. Benim size tavsiyem, eğer bir yakınınızı kaybettiyseniz derhal yas üzerine bir terapi sürecini başlatmanız gerekli olduğudur. Çünkü terapi gerçekten her zaman çok işe yarayan bir şey. Asla şöyle düşünmeyin, psikoloğa sadece deliler gider diye bir şey yok. Bu zaten artık çok demode bir söz oldu. Herkesin artık bir terapisti var. Özellikle aradan çok uzun zaman geçtiyse ve hala yasla baş edemiyorsanız, burada benim size önerebileceğim tek şey bilimdir. Mutlaka terapiye gitmenizdir. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer kaybettiğiniz bir yakınınız varsa ve ölüm acısıyla bocalıyorsanız, sabır diliyorum. Sabır çok önemli. Zor bir sözcük sabır ama gerçekten geçiyor arkadaşlar. Bunu size canı gönülden söylüyorum. Keşke şu anda elimde bir şey olsa da acınızı alıp geçirebilsem ya da o süreci sizin elinizden tutup sizinle birlikte geçirebilsem. Ama geçecek. Kendinize güvenin. Her şey çok güzel olacak. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.